Merhaba, ben Ahu Sungur. Bir şansım olsa programının sunucusuyum. Hayatta verilen bazı kararlar, bu kararlar sonucunda gelen pişmanlıklar, keşkeler. İşte bu programda bunlara tanıklık edeceksiniz. Zamanı geri alıp bir şeyleri değiştiremeyiz belki ama bazı insanlar için bir şans yaratabiliriz. Merhaba, ben Su. Programa anneannem ve dedem için katılıyorum. İkisinin arasında ne olmuşsa 40 senedir hiç görüşmüyorlar. Ve anneannemin bir türlü inadını kıramıyorum. Dedemle bir türlü görüşmeyeceğini söylüyor. Sizden ricam lütfen onları buluşturmak için bana yardım edin. Onları görüştürürsek belki barışırlar diye düşünüyorum. Ben onların hala birbirlerine aşık olduklarını biliyorum. Hep söylüyoruz. İlişki iki kişiliktir. Evlilik iki kişiliktir. Evlilikte sevgi ve saygı olduğu kadar sorunlar da olabilir. Fakat bu sorunlar 40 yıl kadar sürerse o zaman o evlilik iki kişilik olmaktan çıkıp başka insanlar da sorunları çözmek için o evliliğe dahil olabilir. Gelin sizi 40 yıl önce bir inat uğruna ayrılan anneannesi ve dedesini buluşturmaya çalışan bir torunla tanıştırayım. Kimseye söyleme, deden için alıyor dedi ikinci mezar yerini. Şimdi bu ne zaman oldu bu olay? 2-3 sene önce. 2-3 sene önce. Daha ben 18 olmamıştım. 18 olmamışsınız. Aynen. Peki? Tabii ben o zamana kadar dedemin olmadığını, yani vefat ettiğini düşünüyordum. Siz dedenizin hayatta olmadığını mı düşünüyordunuz? Ya şöyle ki hakkında hiç konuşmadılar. O yaşıma kadar bizim evde dedem hakkında hiçbir şey konuşmadılar. Düşünsenize. Hiçbir şey sormadınız mı dedenizle ilgili sizde? Ya ben sorduğumda geçiştirdiler. Hiçbir şey söylemediler. Ben de herhalde vefat etmiş, üzülmeyeyim diye konuşmuyorlar diye düşünüyordum. Ta ki işte o olaya kadar başladım anneannemi sıkıştırmaya. İşte bir yalan attım, bir ödevim var dedim. İşte o ödev içinde benim aile soy ağacı çıkarmam gerektiğini söyledim. Akıllıca. Neyse, evet. Babam bana kendi baba tarafını anlattı. Bir bir işte ne zaman doğmuşlar, nerede yaşamışlar, ne iş yapmışlar, kim ne zaman vefat etmiş gibi her şeyi söyledi bana. Ya tabii babam da biliyordu bu ödevin olmadığını, aslında yalan olduğunu, ama sağ olsun bana yardımcı oldu. Ben de işte bunları yazıyor gibi yapıyordum. Ama bir taraftan da anneanneme bakıyordum. Ne tepki veriyor? Ya bana bakmıyordu bile. Ya böyle hiçbir şey... Ama işte enteresan tarafı. Aynen. Herkes de yardımcı olmaya çalışıyor ama kimse bir şey anlatmıyor. Anladığım kadarıyla. Aynen. Ama çünkü... Herkes anneanneyi konuşturtmaya çalışıyor. Aynen. Çünkü kendileri de bilmiyorlar bir şey. Ya anneannem... Anneniz? Annem sadece hani genel evlenmeleri falan, kavga ettiklerini falan biliyor. Ama sebebini bilmiyor. Ya kaç defa sordum, o da bilmiyor. Babasını görmüyor mu? Yok maalesef. Çünkü anneannem görüşmelerini istemiyor, izin vermiyor. Aa. Sadece mektuplaşma var aralarında, o kadar. O da bir süre sonra zaten kesilmiş. Almanya'da zaten işte parası olmadığı için gidememiş. Ama dedem geliyormuş. Senede en aşağısı bir kez geliyormuş. Durun şimdi oraya hemen şu soy ağacını bana bir anlatın. Tamam. Anneannenize sordunuz. Tamam. Babanızdan sonra. Evet. İşte sonra dedim ki anneanne artık baba taraf bitti. Anne tarafa geçiyorum. O an anneannemin yüzü düştü. Ya benim işim var dedi. Gidiyorum arkadaşlarımla falan görüşeceğim. Çıktı evden. Kaçtı. Aynen aynen. Ertesi günde gelmedi eve. Kendi evine gitti. Düşünsenize kaçtı resmen. Neyse ben de iki gün falan bekledim. Baktım gelmiyor. Ben gittim ona. Ya beni nasıl karşıladı biliyor musunuz? Nasıl? Seni gibi fındık kurdu dedi. Nereden çıktın sen böyle? Neyse hani böyle hiç istemiyormuş gibi gitmemi. Neyse işte ben de baktım böyle olmayacak. İşte direkt soruma giremedim. Soru soramadım direkt. Başladım biraz gıdısından öptüm, biraz gıdıkladım falan böyle suyuna gittim. Neyse sonra sorularımı böyle yavaş yavaş sordum. Dedim anneanne senin hiç albümün var mı? Bana sert cevap verdi. Yok benim albümüm falan dedi. Sonra işte ben biraz daha işte suyuna gittim, biraz daha gıdıklama falan. Getirdi çekmeceden bir albüm çıkardı, fırlattı üstüme. Al bak dedi. Neyse ben açtığımda ilk sayfalar boştu.
Ama ben tabii açık vermedim. Hani direkt sormadım. Anneanne buradaki fotoğraflar nerede falan demedim. Hı. Biraz normalleştirdim durumu. Sonra dedim anneanne sanki eksikler var burada. Hı. O da dedi ki o fotoğraflar yandı. Yani bir şekilde o fotoğrafları kendisinin yaktığını itiraf etmiş oldu bir şekilde. Sonra bir yerde direnci kırıldı artık. Dedi ki bana dedi dedeni sorma o çok kötü bir insan. Ama bu esnada ben onun Almanya'da Düsseldorf'ta yaşadığını öğrendim. Neyse ondan sonra geldim evde annemi sıkıştırdım. Bana hikayeyi anlat dedim. O da bana hikayeyi biraz anlattı. İşte anneannem 20 yaşındayken, dedem de 22 yaşındayken evlenmişler. İşte Türkiye'de de biraz sıkışmışlar para konusunda. Dedem de demiş ki ben gideyim Almanya'da biraz çalışayım. Para kazanayım. Sonra evet para biriktirdikten sonra Türkiye'ye döneriz. Gitmiş dedem bir sene kalmış orada. Anneannem de tabii burada kalmış. Ondan sonra işte biraz para biriktirmiş, ev tutmuş, dayamış, döşemiş. Bir sene sonra anneannemi getirmiş. Bir süre işte yaşamışlar orada. Sonra annem de zaten orada doğmuş. Ya sonra aralarında böyle tatsızlıklar yaşanmaya başlamış. Ne gibi? Ya birisi işte iftira atmaya başlamış, dedikodular yayılmaya başlamış. Anneannem de tabii bunları duymuş, kavga yaşanmış aralarında. Ondan sonra işte gelmiş Türkiye'ye dönmüş. Nasıl iftiralar? Ya güya, ne gibi dedikodular? Dedem güya aldatıyormuş anneannemi. Aa, aldatmış mı? Ya ben de başta öyle düşünüyordum da ama sonra öyle olmadığını öğrendim. Nereden öğrendiniz? Dedemi buldum. Evet. Nasıl buldunuz? Sosyal medyada Almanya'da yaşayan bir arkadaş buldum. İşte hikayenin tamamını anlattım ona. Ondan sonra dedim ki ya sen bana yardım edebilir misin? O da sağ olsun bana yardımcı oldu. Adresini buldum dedemin. Adresini bulduktan sonra 18 yaşım oldu. Ve sonra ben izin aldım annemle babamdan. Hmm. İşte bana pasaport falan çıkardılar. Ondan sonra ben gittim. Ben Almanya'ya gideceğim. Aynen. Dedemi bulmaya. Aynen. Anneanne biliyor mu bu arada? Yok yok anneannem hiçbir ondan şeyden haberi yok. Ay herkes aynen. Ne kadar çok korkuyorsun anneannenizden. Ya çok inatçı Ahu'nun az önce de söyledim. Öyle bir inadı var ki ya aç kalsa yemek yemez inadından. Hani yanlış olduğunu bilse yapar inadına yani. İlla yani ay ne zor. İnadı var diye. Evet. Ya o kadar zor bir kadın. O yüzden biz ondan sakladık. Söylemediniz. Tamam. Söylemedik evet. Peki yalnız başınıza mı gittiniz? Yok yok ben kuzenimle beraber gittim. İşte orada adresi bulduk falan. Kapıyı çaldım. Ve gözleri anneme benzeyen birisi açtı kapıyı. Düşünebiliyor musunuz? Ya ben o anı hiç unutmam Ahu Hanım. Kapıyı açtı ve içeride çok güzel bir müzik çalıyordu. Ne çalıyordu? Sezen Aksu'dan Tükeneceğiz şarkısı çalıyordu. Ah! Tanıdı mı sizi? Yok yok tanımadı. Zaten hiç tanımıyordu diye biliyorum ben. Yani böyle Almanca bir şeyler söyledi. Tabii ben anlamadım. Ben de sonra merhaba dedim. Dedem böyle Türkçe konuştuğumu görünce şok oldu adam böyle. Baka kaldı sadece.